ben sizi nereden tanıyorum ya? Yani şu anda ben tanınmayacak haldeyim ama... günaydın. Ben Selahattin Çakiler'in hanımıyım. Yenge, ben seni başka birine benzetirim ya. Neyse. Vallahi insanlar çift yaratılmış ha. Seda Sayan'a benzetirler ama. Yok. Nişantaşı civarlarında bir akrabanız var mı? Yok. La ilahe illallah. Saçları hep bu renk miydi? Doğuştan. Nüfus Helsinki değilsin ha? Efendim? Yokmuş. Kahvaltı yaptınız mı hemşerim? Yok, daha henüz etmedik. Selahattin Bey de bizzat ekmek almaya gidiyordu. Hayırdır? Sayın Çakıda, çıkmanıza gerek kalmadı. Size tirek fırından taze ekmek aldım geldim. Nereden icap etti canım? Ben her sabah ekmek almaya gidiyordum. Bundan sonra ne ihtiyacınız olursa reis bir telefon uzaklığınızda, tamam mı? Teşekkür etme. Tebessüm bile etme sakın. Bu konuda hassasım. Evet. Yalnız benim kaymak da almam lazım. Her sabah taze kaymak istiyor babacığım. O yüzden benim bir Taksim'e kadar yürümem lazım. Ne diyorsun ya? Gerek kalmadı hemşerim. Onu da düşündüm. Al sana taze manda kaymağı. Aferin vallahi ya. Yalnız benim simit de almam lazım. Simit de var. İyi de ayrıca... Trabzon tereyağı var abi burada. Tıboka. Al sana Trabzon tereyağı. Karadeniz yayla bali. Köy yumurtası. Günlük süt. Kuymak peyniri. Hepsi memleketten. Başka bir isteğiniz, arzunuz varsa bak diyeceksiniz. Hemen alırım, getiririm. İtiraz istemem, 5 kuruş almam, teklif bile etme, hakaret kabul ederim. Ay, iyi o zaman. Selahattin'in Taksim'e gitme gereksinimi kalmadı. Evet, kalmadı. İyiliğin altında kalmam hemşerim. Ben daha sağ neler edeceğim? Hadi eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. Dahil can girdi, çok cam taşlanmış. Çok sert. Hatta Ivana sert bu. Bunlar bir çeteymiş diyorlar. Dün gece Cihangir'in altını üstüne getirmişler. Benim arkadaşlarımın evinin ve dükkanının da camlarını indirmişler. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü bizi sevmiyorlar. Camlarımızı taşlıyorlar. Çünkü bizi ötekileştiriyorlar. Cam taşlamalar devam ediyormuş. Yapma ya. Eyvah. Oh, yo, 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 yo. Bu iş büyüyecek. Hissediyorum. Cihangir'de bir tek cam kalmayıncaya dek devam edecekler. Fırtına geliyor. Hadi ya.
Abi o zaman ben gideyim makarna falan stoklayayım. Ne olur ne olmaz. Zeki demek kız geldi mi? Gelmedi. Peki yani gelir mi sence bugün? Vallahi bilmiyorum. Bülent abi arkadaşı, o bilir belki. Aa, merhaba, nasılsınız? İyiyim. Ne yapacaksınız Zeki? Bu yeni çekeceği filmle ilgili görüşecektim. Hani şu pavyonda geçen. Zeki'nin yeni filmi pavyonda geçmiyor ki. Daha politik bir film. Yeni bir kitap çıktı ya, 68 kuşağı sokak hareketleri diye. Onu çekeceğim diyordu bugün. Ay, ben bayıldım o kitaba. Çok güzel değil mi? Zeki de çok beğenmiş. Öldüm, bittim. Acayip komik. Komik mi? Komik değil. Çok, çok komik. Esra geberirsin gülmekten. Çok komik. Nesine güldünüz siz? Her şeyine. Bir kere üslup çok komik. Hikaye komik. Karakterler komik. Yani yazarın mizahına sağlık, karnıma ağrı girdi. Gül, gül, gül. 77 yılında Kazancı Yokuşu'nda öldürülen insanları komik mi buluyorsunuz? Sizin için bir şaka mı bu? Deli misiniz siz ya? Kimsiniz siz? İsminiz ne? Adım Deniz. Zeki'ye çok selam. Okumadım ya, hey okumadım tamam mı? İçinden karikatürsün de vardı. Çok ha? Sert, bu çok sert. Al, Über ağır bir elim var gerçekten ya. Ne yapıyorsun ya? Hey, ben kickbox biliyorum yalnız ha. Hiç bir erkek starın elinden İtalyan yemeği yedin mi sevgilim? Ben? İtalyan... Vallahi ya ben pek yemek yemiyorum yani prensip olarak. Cevap verme. Bu gece yiyeceksin. Saat 9 benim evdeyelim mi? Ya benim bu akşam bu kardeşimle ilgili bir doğum... Ölüm kalım meselesi bir konumuz vardı. Onu böyle illa bir halletmemiz gereken... Ya Deniz, acil bir bakar mısın? Bir şey söylemem gerekiyor. Tabii. Çağatay, pardon. Acil olunca tabii. Ha Deniz. Sana evimdeki William Shakespeare portresini göstermek istiyorum. Bugün set erken biterse... Ha Deniz'ciğim, şu dekorda bir şey vardı. Onu sana gösterecektim. Doğru, evet. Pardon. Gel bak, gel. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Pardon Deniz'ciğim, bir baş başa görüşebilir miyiz? Senin burcun ne sevgilim? Deniz, bir bakar mısın? En son ne zaman aşık oldun da böyle? Deniz'ciğim bir çay içelim mi? Tabii içelim. Saat kaç oldu acaba? Deniz'ciğim bir bakar mısın? Gel. Bu ne yahu? İlahi komedya! Yaptım acıdı. Tufan, bu sette neler oluyor yahu? Ne oldu, camları mı taşlıyorlar? Yok, bu Ahmet. Ahmet kim? Pardon Tufancığım. Alo? Ne güzel tesadüf. Ben de sizi arayacaktım. Kaşık çalmasının benzeri olamıyor değil mi? Okey. O zaman onun bir küçüğü ne kadar? İki küçüğü? Fındık kadar olanı? Leblebi kadar olanı? Lan bana olacak fiyatı soruyorum. Şerefi bozuk. Aa. O zaman boş ver ya, kaşık çelmasını salla gitsin. Sen bana kırıntı pırlantalardan böyle Osmanlı tarzı görünen bir kolye yap canım benim, olsun gitsin. Ha, yarın olur mu?
Yarın gönderdik yana bana teslim etsinler. Ben yoksam reise versinler. Bir başkasına vermesinler ha. Ha dükkana geldiklerinde başka biri varsa ben yanlış geldim falan deyip çıksın gitsin. Anladın sen? İnce iş. Haydi canım. Haydi babana selam söyle. Çok hürmetler, sevgiler, saygılar. Benim canımsın. Sağ ol. Hayvan. Reis yarın bana bir paket gelebilir. Ben olmazsam sen teslim al. Gözün gibi sakla. Olur mu? Senin paketin benim paketim hemşerim. Nereden senin paketin oluyor lan? Benim paketim. Ortalıkta bırakma diyorum lan. Sakla diyorum yani. Garanti. Tamam. Oo anneanneciğim. Pasta filan alınmış. Ben yine Özal zamanından kalan bisküvileri yerdim. Evimize bir star çaya gelmiş kızım. Tabii alacağım. Ay anneanneciğim yok canım ne starla. Daha dizi yayına girmedi. Bir yayına girsin bakalım. Tutsun inşallah artık starlık. İleride bilmiyorum. Senden star olmaz kızım. Olsa olsa onbaşı olur. Anneanneciğim son kez söylüyorum. Ben çok seviyorum bu postalları. Ben değilsem eve gelmiş olan star kim? Ta-ta! Sürpriz! Çağatay sen ne yapıyorsun burada? Affeciğim aradı, çaya davet etti. Bu cazip teklifi nasıl reddedebilirdim sevgilim? Babanı niye getirmedi Çağatay? Siz tanışıyor muydunuz anneanne? Babası ne aşıktı bana, ne aşıktı. Onu biliyorum anneanneciğim. Yıllardır Afife'yi dinlerim babamdan. Öyle görünüyor ki bu iki aile arasındaki duygusal çekim... ...nesilden nesile geçiyor. Evet Deniz'ciğim, söyle bakalım. Ne zaman İtalyan yemeği pişiriyorum sana? Ha? Cara mia. Vallahi ben bu aralar çok set filan da evet. Cara mia, canım benim demek. Öyle mi? Ay vallahi ben bugün itibariyle bayağı İtalyan kültüründen tiksindiğim için. Hafta sonu buluşun bence. Cuma akşamı uygundur. Senin burcun neydi sevgilim? Balık. Ah hassas, duygusal balık kadını. Ben de akrep, mükemmel bir uyum. Vallahi ben hiç öyle astroloji falan pek şey yapmıyorum ama. Bıraksana kızım saçını oynamayı. Aa, problemli çocuklar gibi. Elin biri var diyen saçında. Deli midir nedir? Bence heyecanlandı da ondan. Korkuyor musun küçüğüm? Çağatay oğlum, babanı niye getirmedin? Bayağı sert burada ama kanka. Of tamam ama yeter ya kız gibi mız mız mız. Oğlum çürüyecek mi kol ya? Allah Allah of ya. Acaba aldığım o tıp kitabında çürük tedavisi için herhangi bir şey var mıdır? Oğlum o değil de. Bak senin hatan açılayı onun yöntemiyle vurmaya çalışıyorsun. Sen kendi silahlarını kullanacaksın. O zaman ben kickbox tekmeleriyle dalayım buna. Ya kavgadan bahsetmiyorum be oğlum. Sen hatunları ayartmak için ne yapıyorsun mesela? Bir şey yapmıyorum. Sen gel diye seçiyorum yani. Ya hayır be oğlum. Tuttun sen açılıyı etkilemek için kitap okudun. Kitap ne lan? Kendi bildiğin gibi davransana. Kendi bildiğin gibi takıl. Parti kafası diyorsun yani. Evet aynen öyle. İçgüdülerini izle. Sen kızları partinle, müziğinle, yemeğinle, geyik muhabbetinle etkiliyorsun. Öyle mutlu ediyorsun. Sen bir erkek geyşasın kardeşim. Wow. Sağ ol kardeşim. Aa, okey. İlk akla gelen. İçgüdüsel. Teras bardayım. Manzara. İniyorum aşağıdan. Harika bir yemek alıyorum kafeden. Güzel bir şarap. Mum ışığı. Sen müziği ayarlıyorsun. Bravo. O spontane. Aa, selam Açılay. Ne haber? Setin bitti mi? Ben de terasta takılıyorum bebeğim. Şarabını açtım falan. Omuzuna şal ister misin? Şalı verirken omuzdan masaja bağlamacı falan. Nasıl? Onun üzerinden şu anda. He? Yalnız. Hı. Teras barımız ağlıyor be abi. Bu tamamen sanata ve sanatçıya karşı planlı ve organize bir saldırı bence. Olabilir. Cihangir çok güvensiz bir yer oldu. Dün gece evde hiç uyuyamadım ben. Ay. Maddi kayıp da mı? Yani bugün bir cam taktırmak dünyanın parası günahtır ya. Bakın komplo teorisi diyeceksiniz ama camcıların işi diyorum ben. Yok. Ya Devrem 7-24 nöbetteyiz. Ama anlamıyorum abi ya. MOBESE kayıtlarından hiçbir şey çıkmadı. Ama buna rağmen 22 tane şikayet var ya.
Gülüyorlar abi işte. Bayağı arkamdan gülüyorlar yani. Ya sana gülmüyorlardır oğlum. Yok be abi. Bir değil, iki değil ya. Vallahi sokağa çıkamaz oldum Ahmet abi. Yolda yürüyemiyorum. Çarpıntı tutuyor ya. Hayda. Abi vallahi ya. Aralarında birbirlerine beni gösteriyorlar. Bak bak Hanzo'ya bak. Hanzo'ya diyorlar işlerinden. Bak o kıra geçiyor diyorlar. Almayacaksın bunları Cihangir'e. Böylelerini sallandıracaksın işte iki tanesini Firuza kahvenin önünde. Bak bakalım bir daha mahalleye girebiliyor mu diyorlar. Sen biraz abartıyorsun Rıza. Abi enteller beni sevmezler abi. Aralarında istemezler yani beni. Onlar beni gözünden anlarlar, gözümden. Böyle ayak sesinden tanıyorlar. Bütün zaaflarımı bilirler yani. Böyle hemen bir araya toplanıp kabile olarak böyle üzerime saldırırlar. Rıza senin kafa gitmiş. Bütün eski korkularım depreşti. Mimar Sinan da işte aynı böyleydi. Üniversiteyi birinci sınıfta bunun için terk ettim ben. Oo, konyak çarptı beni galiba ya. Yok yok. Alkol değil abi o. Flashback geliyor. Kurt Cobain'in önünde inanamıyorum abi ya. İnanamıyorum. Şu an hiçbir şey üretemiyorum çünkü hiçbir anlamı yok. Yine de parmaklarına sağlık arkadaşım. Acın geçince bunu da kotarırsın. Merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? Ay. Eyvah abi ya. Nasıl olabilir? Oh, 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 oh. Allah daim etsin. Kurt Cobain'i kaybettik yahu. Hadi ya. Buluruz be abi. Ne olacak en son? Neredeydi? Öldü, öldü. Kurt öldü, okey. Hangi dağda kurt öldü? Ha? İşte üzüntüden şakaya vurdum ya. Ne diyorsunuz ya? Ay anasını be. Ay Allah. Allah rahmet eylesin. Cenaze falan neredeymiş ya? Seattle'da. Gidecek miydi? Ha. O yeri falan biraz sapa herhalde. Ya benim çok tanıdığımdan, ettiğimden değil kendisinden. Giderdik yani. Hanginizin yakınıydı? Kurt Cobain yahu. Grunge'ın kurucusu. Değil mi? İşte yazık. Koskoca kurucusu. Aa işte ne yapacaksın artık yani? İşte adam zamanında kurmuş orayı artık eserlerin daim olsun diyeceksin ya. Arkadaşlar ne diyeyim ya? Ya hiçbirimiz de şimdi kazık kalkmıyoruz ki yani bu dünyaya. Allah, Allah yani sıralı ölüm nasip etsin herkese. Biraz, biraz böyle düşünmek lazım. Kurt 27 yaşındaydı gerizekalı. Ay sinirlerim bozuldu ya. Kemancı nasıldı dün? Çok iyiydi. Kemancı zaten süper çalıyor ya, iyi yani. Kemancı iyi ya. Güzel yani, süper çalıyor. Eskisi de iyiydi ama ben yeni kemancı diyorum. Aynen. Aynen, aynen. Ben de yeni kemancı diyorum. İyi çalıyor yani. Ya eskisi biraz şeydi. Evet ya, biraz şeydi. Sen söyle. Boğucuydu, boğucu. Hah. Hah. Eskisi boğucu bir tipti ya. Yeni kemancı süper ya. Çok iyi keman çalıyor herif ya. Kız. Çok iyi çalıyor kız. Kemancı. Kemancı. Cı. Tabii hala kurda üzülüyoruz değil mi? Espri yapmak lazım çünkü. Kemancı barın adı salak. Aptal ya. Anlamıyor musun abi? İşte aynı hikayeler yıllar sonra tekrarlanıyor.
Siz hepiniz aynı okulda mı okudunuz ya? Yok be abi. Şimdi bu eski bir hatıra olduğu için ben şu an tanıdığım insanlardan kullandım yani flashback'te oyuncu olarak. Gerçekten nereden hatırlayayım abi? Kaç sene geçmiş ya. Ha. Ama aynı cins yani. İşte entel takımı yani. Al onlardan vur bunları. Abi bak. Bir şey konuşuyorlar. Anlıyorum sanıyorsun. Anlamıyorsun ya. Böyle Azerice gibi. Yani çoğu kelimenin anlamını biliyorsun. Böyle mealini anladım zannediyorsun. Sonra bir bakıyorsun hiçbir halt anlamamışsın yani. Sen de bu halinle gittin. Sanatçı bir kız buldun. Vallahi işin zor. Kolay gelsin. Abi nereye? Yürüyecek misin? Abi ne olur ben de geleyim ya. Şimdi tek başıma geçmeyeyim kafenin önünden. Vallahi gülerler falan. Ya gülmezler oğlum. Saçmalama. Abi yalnız yürüyünce özellikle gülüyorlar elim ayağıma dolaşsın diye ya. Kıza, senin durumun hiç iyi değil ha. Abi benimle eve kadar yürüsene Ahmet abi ya. Ha ne olur ya. Cihangir agorafobisi olmuş oğlum sende. Al işte bak. Senin de ne dediğin tam olarak anlaşılmıyor. Sen de onlardan birisin değil mi Ahmet abi? Ya yok ya. Agorafobi yani psikolojik Rıza. Yani kalabalık yerlere falan sokağa çıkamama. Ahmet abi be. Hadi beraber yürüyelim mi ne olur ya. Ha yolda anlat. Ha gözünü seveyim Ahmet abi. Hadi oyala beni ya. Bak yemin ediyorum çarpıntı tuttu. Çok korkuyorum Ahmet abi. Tamam ya tamam. Canını sıkma tamam. Hadi gel kalk. Hadi. Vallahi olmaz. Nereye kaldırıyorsunuz spor aletini doktor bey? Ah şimdi şöyle söyleyeyim. Terasın bizim tarafı zaten bir Alex değil yani. Evet efendim zaten dar olan bu tarafı iyice daralttı bu bar. Fix. Ama ben form tuttum. Vallahi delikanlı gibi oldum. Taşı sıksam suyunu çıkaracak vaziyetteyim ha. Rahat rahat çamaşırlarımızı seriyorduk evladım. Sorun da o zaten teyzeciğim. Ben geçen gece bu yüzden travma geçirdim. Efendim? Hayır şimdi biz çok şükür kimsenin eşyasına muhtaç değiliz. Ama bizzat aynısından aldırmak için fitness salonlarına sordurduk. Bilfil böyle bir aletten haberdar değiller. Ya belki AVM'de vardır ha. Ben gideyim bir iki saat dolaşayım alayım geleyim. Seni akla mantığa davet ediyorum Selahattin ya. Cihangir'de kırılmadık cam çerçeve kalmamış dışarısı diyorsun. Hayır efendim evde oturacaksın dışarısı yok çız. Ne? Ya evladım oturun evinizde. Sokaklar it kopuk dolu. Ama asma suratını sevgilim. Sevgilim mi? Ya şımarma Gülistan ya. Sen çok şımardın bu ara kızım ya. Barfis burada kalıyor gençler. Bitti. Nasılsın Orçuncuğum? Nalyon çorap var mı kendi bacağın mı? Çorap var bir tane. Yok artık. Saçmalama. Vallahi. İnanmıyorum. Dokunmadan inanmam. Dokunabilir miyim? Ay hoş geldin hayatım. Ay, hayat. Sevindin. Ay gördün bak nasıl sevindi. Çünkü bir an hoplayıverdi. Tatlım benim hemen içeri git. Elini yüzünü yıka. Sabunla köpürterek bol bol böyle dirseklerine kadar. Sonra gömleğini değiştir. Çorabını değiştir. Temiz temiz. Gel hemen yemek yiyeceğiz. Vallahi ben odama çekiliyorum canım ya. Bugün erken yatacağım da. Ne kadar erken? Vallahi işte saat 8 gibi falan. Oo çok geç olmuş. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. Cüceler. Alo tatlım nasılsın? Tatlım kısa keseceğim. Şimdi benim politik kimliğimi biliyorsun. Bilmiyorsun. O zaman hemen öğreniyorsun. Yarın Cihangir'de son zamanlarda yaşanan cam taşlamacı vandalizme karşı tek yürek, tek yumruk olarak yürüyoruz. İstiklal'deyiz. Evet. Sen Zeki Demirkubuz'u tanıyor musun şahsen? O politik bir film çekecekmiş belki bize katılır diye. Tanımıyorsun. Tatlım kapatmak zorundayım çünkü daha çok insan arayacağım. Hoşça kal. Alo tatlım. Yarın başkaldırı günü. Gün oturma zamanı değil. Tepkimizi gösterme zamanıdır. Tek yürek olma zamanıdır.
ve Cihangir'deki cam taşlamalara karşı 68 kuşağı ruhunu yeniden yaşatma zamanıdır. Gel toplaşma istemiyoruz. Gel toplaşma istemiyoruz. Gel toplaşma istemiyoruz. Bu iş amma büyüdü ha. Büyüyecek tabii oğlum. Ne günahı var bu mahalledeki insanların ki camları taşlanıyor? Biraz bir gıcık tipler yani. Sen daha gıcık bir tipsin Rıza. Niye yüz vermiyorsundur hayata ha? Niye itip kakıyorsun kızı? Genç kızdır ablacığım. Bir tatlı söz söyle, bir güler yüz göster, bir elini tut. Abla, ben Noyat'ın elini tutmaya kalksam... önce elimi o antibakteriyel mendille siler. Ne güzel. Ya el deyince benim elim kolum ağrımaya başladı. Sağ taraf. Hı. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. 68 kuşağı sokak hareketleri kitabını okuyunuz, okutunuz. Ben çok etkilendim. Kesinlikle komik bir kitap değil. Gülünecek hiçbir şey yok. Bilakis çok acı, çok trajik. Eğer bir gün bu kitabın oyunu, filmi yapılacak olursa elimden gelen, dilimden gelen, yüreğimden gelen katkıyı vermek isterim. Ben teşekkür ederim. Emir. Pardon. Yeni dizimiz başlamak üzere. Fırat'ın yazgısı. Dizi de uzay yani diyebilirim. Çok sert bir hikaye. Ben oynuyorum. Çağatay Koçtuğ oynuyor. Çok keyifli bir set oldu. Şimdiden bir aile gibi olduk. Umarım bu sıcaklık seyirciye de geçer. Mersi. Sabahın köründe boşuna gelmedik herhalde buraya. Münferit değiliz. Münferit değiliz. Münferit. Bilmiyorum. Değiliz. Münferit değiliz. Hey. Abla, sen İstiklal'deki protestoya gitmedin mi? Ay yok Allah aşkına. Dizi oyunculuğu yaptım. Son 3 hafta bana şunu öğretti Boracığım. Setin yoksa yat uyu. Bir daha uzun zaman uyumayabilirsin. Vallahi öyle. Bunlar ne? Oğlum! Lan bunlar ne? Tövbe estağfurullah. Ne bunlar ya? Abla yan ev terastan bu barı kaldırsın diye ya. Ya ben 7/24 Servet teyzenin poposunu ve... veya paçalı donunu izlemekten yıldım ya. Biz çok pişman olduk abla. Biz deniz manzarası izlemek istiyoruz. Oğlum ya, yalnız manyak mısın sen? Sapık zannedecekler bizi. Ne yapıyor bunlar yan dairede diyecekler. Biz de ne yapalım? Bunlar da bizim çamaşırlarımız. Siz asıyorsunuz, biz de asıyoruz diyeceğiz. Sonuçta onlar da bu rezalete bir son vermek için bunları tamamen buradan kaldıracaklar. Ay buraya yalnız inanamıyorum. Allah aşkına bunları nereden buldunuz? Tülay Beyoğlu'nda bir adres verdi. Dedim adama biz bunları çekim için alıyoruz falan dedim. Aa, ama geri getireceğiz dedim. Adam da dedi ki tamam alın ama dedi bazen bunları böyle alıyorlar dedi. Kullanıp geri getiriyorlar dedi. Oğlum şu an sen beni bitirdin farkında mısın? Oh bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Bu Hanzo da asılmaz artık sana tırsar. Zaten lan, yavaş, suyu da keseceğim. Allah Allah ya. Bunlar da kurumuş. İşte ben de şunları toplayayım. Günaydın Selahattin abi. Günaydın. Gülistan Hanım nasılsınız? Sağ olun doktor bey, hamdolsun. Sen nasılsın canım? Maşallah sizin hanım sokaklarda hortalığı ayağa kaldırıyor. Hangi hanım? Sizin hanım. Aa evet bizim hanım. Nümayiş çamaşır gününe denk gelmiş işte. Şok, şok, şok. Ne oldu? Ters mi geldi? Evet yani hem ters geldi hem de biraz tuhaf geldi bilmiyorum. Kusura bakmayın bizim yaşam tarzımız böyle. Yani evde iki tane hanım varken koskoca doktor bey mi kaldı çamaşır sermek diyerekten? Ya onu mu diyerekten? Başka bir şeye takılmayaraktan? Bir tek onu diyerekten. O ne ya bana? Tabii şimdi bizim çamaşırlar biraz marjinal olunca ne oldu rahatsız mı etti? Yok benim canım şu leoparlıdan bende de var da acaba benimki mi dedim. Oo hava soğuk Gülistan. Haydi içeri. Bir de senin burnun akanın hiç çekilmez ha. Canım benim çok düşkündür buna hiç kıyamaz. Şımarma Gülistan şımar. Ne ya yetti be ha. Sen beni şımarma şımarma diye taktın Allah Allah kaç gündür ya. Neye şımarıyorum ki ben baksana bir bana. Ne arkanın dönüm gidiyor ya bir dur.
Ne yapıyorsun ya? Arabayı yıkayırım. Teşekkür etme. Bu mevzudan bahsetme. Tebessüm bile etme sakın. Ya ne gerek vardı ya? Ne tebessüm edilsin kardeşim? Etme dedik ya. 43 yaşındayım. Çok manyak gördüm reis. Ama senin gibisini görmedim. Açık sözlü bir yanım var. Destekleyirim onu. İyiliğin altında kalmayı sevmem hemşerim. Veresiyeden hoşlanmam. Kimseye ne ekonomik ne duygusal borç takarım. İyi. İyi. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Sırıtmadan, sırıtmadan. Her şey normal. Bunlar Bora'nın hokkabazlıkları öyle. Şaka eşyaları toplamış getirmiş bir yerlerden. Yoksa biz hiçbir şey giymeyiz. Hiçbir şey giymeyiz de tabii giyeriz. Ama yani böyle şeyler giymeyiz. Yoksa tabii çıplak yatmıyoruz. Zaten iç çamaşır olmadan da şey olmaz. Alttan eser eteklerle falan. Ben gittikçe batıyorum. Buradan toplayamıyorum galiba. Çünkü zaten deri zincirli baby doll yani toplanmıyor hiçbir şekilde. Ay ya rezil oldum Rıza ya. Ya hayır ya. Deniz, ben bir 5 dakika sana bir şey söylemek istiyordum da. Ha, tabii. İyi misin? İyiyim işte, set falan bildiğin gibi koşturuyoruz. Sen? İyiyim ben de. Geçen de bir yanlış anlaşılma oldu da. Hı. Yani daha doğrusu bizim Nur Hayat... Kim o? Sözlüm. Ha, ben ismini hatırlamıyorum tabii kızcağızın. Evet. Ha, evet işte yani aslında bu söz işi... İki aile kendi arasında yani işte benim isteğimden çok ha. Ya ortada böyle bir flört durumu yok yani. Ha. Aile böyle uygun görmüşler çünkü benim babamla onun babası şimdi beraber iş yapıyorlar. Ondan sonra işte... Deniz, 5 dakika bir şey konuşmamız lazım. Şimdi mi? Acil ve çok önemli. Ne oldu ya? Özel görüşmemiz lazım. Ha. Tamam o zaman ben sonra yeniden şey yaparım. Hayırdır Ahmet ya? Ne oldu? Yok bir şey. İşte saçınla oynayınca geldim kurtardım. Ya hayır. Hayır ya. Ondan oynamadım saçımla. Öylesine oynadım. Uykusuzum diye herhalde. Gel kurtar diye oynamadım. Ya Ahmet ne yaptın ya? Aa, halinden memnundun yani. Ay, çok memnundum ya. Sohbet ediyorduk. Aman Ahmet. Geberteceğim seni ha. Hadi ya. Vallahi öyle mi dedi? Evet evet. Ahmet seni geberteceğim dedi. Geberteceğim mi dedi? Abi ne tatlı bir kız bu ya. Başka ne dedi? Bu kadar. Ya Rıza, 2 kere anlattım. Daha kaç defa anlatacağım ya? Ya anlat be abicim. Bir daha ne olacak? Yani ağzına mı yapışır? Filmlerde oynuyorsunuz arka arkaya 50 kere. Anlat işte. Ah Ahmet ne yaptın dedi. Ben böyle iyiydim dedi. Halimden memnundum dedi. Bir de böyle böyle sırıttı manalı manalı. Abi çok acayip bir kız bu ya. Hadi ben sete gidiyorum. Yapımcı çağırmış. Herhalde sabit bir rol teklif edecek. Ahmet abi. Hı? Bir daha anlatsaydım be. Ha. Ya geç kalıyorum Rıza. İyi tamam hadi akşama atarsın. Tamam hadi eyvallah. Sakla abi. Vallahi ben de olsam ben de kesilirim yani. Geberteceğim demiş ya. Tatlı kız ya. Şeyh Muzi'ye bak söyle, Şeyh Muzi. Annen arıyor, Şeyh Muzi iyi misin, ne olur söyle. Ya bağırma ya, bağırma. Kolum ağrıyor, kolum oyun. Babacığım Allah'ın aşkına biraz enformasyon ver. Nasıl ağrıyor kolun, nasıl neler? Ya göğsüm ağrıyor, göğsüm kolum da çok ağrıyor. Gidiyorum ben Servet. Kız nereye gidiyorsun bu halde, nereye gidiyorsun? Ya ölüyorum diyorum Servet. Allah'ım sen doktor, doktor, ben doktor. Ben hemen doktorumu çağırayım. Baba ne oldu ya? Gidiyorum ben oğlum. Baba nereye bu halde? Ulan hepinizin suratını bezekayalayan gerizekalılar! Ama ben şimdi ne yapabilirim ki efendim? Ya doktor değil misiniz? Geliniz bir bakınız yani. Yani ben ama şimdi doktorum da pratisyen hekimim ben. Yani benim uzmanlık alanım daha pratik konular. Yani işte grip, nezle, kedi tırmığı falan. Doktor bey şimdi böyle göğüs ağrısı, kol ağrısı bu ne yapmak lazım buna ha? Ağrı diyorsunuz. Ağrı ilk etapta benim aklıma ağrı kesici geldi. Kalp krizi olabilir.
ettim ben. Allah korusun. Kalp krizi mi? Ama kol ağrısı, böyle göğüs ağrısı, bunlar kalp krizinin tipik belirtileri değil midir? Gerçi siz daha iyi bilirsiniz ama. Ondan hiç emin olmayın. Siz kalp krizi mi diyorsunuz? Yok, yani öyleyse ne yapmak lazım diye soruyorum. Vallahi hemen doktora gitmekte fayda var. Ben buraya niye geldim ya? Ne olur gelip bir bak, siz Allah'ınızı seviyorsanız ya. Tamam, ben o zaman aletlerimi alıp geleyim. Tamam, gözünü seveyim. Rica ediyorum lütfen ya. Acil diyorum ha. Kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi. Belirtiler: göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı sol kola ve çeneye yayılır. Nasılsınız? Kalp krizi mi? Onu sen söyleyeceksin kardeşim. Evet, onu ben söyleyeyim. Evet, şöyle başlayalım efendim. Efendim, göğüste yeri tam olarak belli olmayan, sıkışma hissi veren bir ağrı var mı? Tam yeri belli değil ama sıkışma hissi vermiyor. Çelişkili ifadeler. Ya doktor bey, sen bana bir dil altı versene her ihtimale karşı. Sen karışma Şehmuz, doktor bilir. Dil altı mı? Şeker gibi mi? Şeker mi? Şekeri mi düştü acaba diye. Yok yok, şekeri düşmedi. Şekeri kalpten gidiyor adam. Şekeri kalpten gidiyor, vallahi gidiyor babam ya. Ya biri şu gülüstanı alın benim başımdan ha. Bir dakika, bir dakika, tamam. Şimdi o zaman efendim şunu sorayım. Bu sol koldan çeneye doğru yayılma var mı ağrıda? Var. Her iki kolda da var, çenede de artıyor. Sen bana bir dil altı versene. Şehmuz, çenendeki ağrı çok konuşmakta. Azıcık sus da doktor bilir. Ya arkadaş, bir muayene etsene sen ya. Muayene ben şimdi neresini, ben nereden başlasam bilemiyorum ki. Aa, sevindik doktor diye yan daireyi verdik. Allah Allah, ne biçim doktor değil misin yoksa siz ya? Ne münasebet? Ne münasebet? Ben farmakoloji konusunda 3 yıl konsültasyon yapmış hekimim. İnsaniye mütehassısıyım ben. Ama isterseniz hastayı derhal tam teşekküllü bir hastaneye götürelim, çünkü idrar tahlili şart şu an. Ya kalp için idrar tahlili. Aa, of. Ama bu şekilde olmaz. Ben bu şartlar altında çalışamam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Siz bakın hastaya. Ya da daha iyisi bir hastaneye gidelim. Doktor baksın, başka doktor baksın. Ağrı artıyor, kramp gibi. Allah'ım. Ben gidiyorum. Nereye? Taksi çağırmaya. Yok, hastaneye gitmem ben. Doktor bey burada halletsin. Hayda. Ama bunu bana yapmayın ya. Bacağıma da ağrı girdi. Kramp gibi bir şey. Aa, bu da mı kalp krizi belirtisi? Ben geliyorum. Hop. Nereye ya? Hop. 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 Abi yarım saatten uzun sürer. Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı vardır. Efendim, ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı var mı? Terleme var ama bulantı yok. Ama sizin ne dediğiniz belli değil. Bir net belirtiler versenize bana. Yarım saat bekleyeceğiz o zaman. Niye canım? Çünkü kalp krizi ağrısı yarım saatten uzun sürer. Bunu her hekim bilir. Yani sonra ne oluyor? Eks. He? Yani ben sizin artık eks komşunuz olmuş olurum. Çünkü Şehmuz Bey'e bir şey olursa yanında tutmazsınız bizi. Hadi baba, tamam. Hadi kalk hastaneye, hadi. Tamam Rıza, koordine olalım. Ben kullanırım, tamam mı? Sen hastaneyi ara. Acilde hazır beklesinler. Bir iki de tişört, pijama, kap gel. Arkadan taksiyle gel. Tamam abla, tamam. Harika fikir. Ben de hekim olarak hastane tavsiye ediyorum. Bu arada şöyle bir fikir de geliyor benim aklıma. Acaba spor aletini fazla abarttığınız için kas ağrısı olabilir mi? Neyse, hastanede ona da baksınlar. Bekleme yapmayın siz. Devam et. Devam et, bekleme yapmayın. Ben önlüğümü giyip stratosferimi takıp hemen geliyorum. Merhaba, görüşmek istemişsiniz. Merhaba. Ali'cim, sen ne yapıyorsun ya? Ahmet. Yok ya. Sen değil, Ahmet asılıyor bizim denize, öyle mi? Nasıl? Bırak şu kızın yakasını yahu. Hani ne zaman görsem kuyruk ip peşindesin sevgilim. Deniz gel, Deniz bir şey diyeceksin, Deniz bir bakar mısın? Ne münasebet ya, Deniz benim arkadaşım. Ali, yaptığın hiç etik değil. Hiç değil. Bizim sette olmaz böyle şeyler. Tabii ki. Hani her mesleğin kendine göre kuralları var. Haklısınız ama... Başrol oyuncusu başrol oyuncusuna asılır. Yardımcı oyuncu yardımcı oyuncuya. Figüran figürana asılır. Kast sistemi budur. Kastlar arası geçiş olmaz. Başrol kastı ayrı, figüran kastı ayrı. Anladın mı beni güzel kardeşim? Yani şimdi ben gidip figüran kıza yazsam... çok çirkin sevgilim değil mi? Ben etik olarak denize asılmalıyım. Her mesleğin bir geleneği, bir folklörü var. Hayır, o değil. Aşktır, insanlık hali anlıyorum diyeceğim ama... yani burada arkadaşın Ahmet'e iftira atman da hiç şık olmadı, hiç.
Ahmet benim. Ha. Ali kim? Kesin evden atıldık. Evet, çünkü benim artık doktor olmadığımı anlamışlardı bence. Adama bir şey olduysa Bora... Oğlum gerizekalı, ben demedim mi sana? Doktor demeyelim dedim. Yetti ama artık bu aralar. Kadından şiddete son. Ya yine ev arayacağım ya. Tam da organize olmuştuk. Ben de güzel müzikler ayarlayacaktım. Emir yemekleri getirecekti. Akşam mis gibi parti yapacaktık terasta. Ay yapalım yapalım mis gibi parti. Çok güzel olur. Çünkü son partimiz zaten. Selahattin'im. Hayret bir şeysin ya. Pırlantalarım bu gece mi geliyor? Tabii ki. Benim canım tabii ki. Bir iki saate hazır inşallah. Ben akşam uğrar bırakırım. Ay ne zahmetler be. Peki nasıl ayarladın o müze bakanlığını falan? Aa, benim canım senin karşında koskoca Selahattin Çakalar duruyor. Bizim elimiz kolumuz uzundur. Her yerlere uzanır. Yapma, her yerlere. Yapma. Yapma. Ya sen nasıl bir şeysin sen? Sen nasıl? Buyur reis. Ha geldi mi? Ya sen onu bir zahmet teslim al. Tamam haydi. Sağ olasın. Gelmiş senin kolyen. Bak eğer bu sefer de palavra sıkıyorsan senin boğazını sıkarım ha. Manyak manyak konuşma kız. Aa, geldi işte diyorum sana. Aşıftan benim. Aşıftansın sen benim. Tamam o zaman. Sen benim aşıftansın ya. Seni yerim. Sağ olasın hemşerim. Zahmet olduk. Mücevher takı türü bir şey herhalde ha? Evet. Çok değerli. Dükkana çok giren çıkan olursa dikkat edin. Değil mi ya? Bana işimi öğretme hemşerim. Hadi bakalım tezgahın önünü kapat. Haydi. Cihangir'e tek başına yürüyebilirsin. Panikleme, panikleme yapabilirsin. Hadi şimdi bir adım at. At oğlum. Uf, kafede dolu bir abi. Ulan nasıl yürüyorduk ya? Rıza sakin. Önce bir bacak. Sonra öteki bacak. Sol kolla, sol bacak mıydı ya? Sağ bacakla, sağ kol mu? Sağ bacakla sağ kol mu atıyorduk? Lan kafa mı atıyorduk? Ne oluyordu ya? Allah'ım yürümeyi unuttum ya. Ay! Tatlım, ne yapıyorsun ya? İyi, sen bebeğim. Of, bu da geldi. Cam taşlama abisi mi? Gel benimle gel. Abi ben bir şey yapmadım abi. Ya, abi 457 merkez. Lan abi vallahi. Abi benim lan bu beni var ya.
Babam bir sizinle görüşmek istiyor. İçeri intikal eder misiniz? Tahmin ettim. Tabii. Geldi mi? Geldim efendim, buyurun. Doktor bey yok mu? Ulaşamıyorum, telefonu kapalı herhalde. Yani aşk olsun böyle doktora. Efendim, çok çok geçmiş olsun, kusura bakmayın. Biz işte yan daireyi çok beğendiğimiz için. Ama çocuk dedi, Şehmuz amca bu kalp krizi değildir dedi. Spor aletinden kaynaklanan bir kas ağrısıdır dedi. Ağrı kesici önerdi. Ama biz ne yaptık? Gittik o özel hastaneye, bir çuval dolusu parayı döktük, testler, fiştanlar yaptırdık. Sonuç ne oldu? Kas ağrısı dediler, bir ilaç verdiler, gönderdiler. Keşke hastaneye gidinceye kadar doktor bey oğlumu dinleseydik Şehmuz. Ya ben dedim, ben dedim! Bir daha da başka doktora gitmem ha! Vallahi kardeşinizle gurur duymalısınız kızım, fevkalade bir hekim o. Duyuyorum. Şu anda neler neler duyuyorum ben. Yalnız o balkondaki spor aletini yavrucuğum bir kaldırsanız diyorum. Ay her tarafımız yantırı yuntürü tutuldu ayol. Ay ben bu Rıza'ya ulaşamıyorum ya. Nerede bu çocuk? Geldi mi acaba? Siz şimdi böyle bir grup musunuz? Grubuz abi. Ne grubusunuz? Anlat bakayım. Arkadaş grubuyuz abi. Ne ayol? Şimdi ben dükkanda bekledim, bekledim. Dedim ki iti var, kopuğu var. Bu burada kalmasın. Bizzat getireyim dedim. Ne oldu, elime mi yapışır? Hanımını almış belli bir şey diye. Tirek ben kendim getireyim dedim. Ay sıra attığına ben bu sabah... Bir kuple edepsizlendim de herhalde ondan şey yaptı. Ben onu bilmem. Misyonumu tamamladım, gidiyorum. Görevimi de yaptım. Teşekkür etme. Tebessüm bile etme sakın. Sağ ol Maral ya. Zahmet oldu gerçekten, sana çok çok teşekkür ederim reis. Sağ ol canım. Ya ben şimdi ne dedim ya? Bir saniye önce ben ne dedim? La ilahe illallah ya. Siz şimdi böyle organize misiniz? Nesiniz? Biz gayet organizeydik abi. Siz bizi buraya getirirken biz süper organize oluyorduk. Ha anlat bakayım. Neydi organize planınız? Abi ben müzikleri ayarlayacaktım. Emir yemekleri alacaktı. Saat 8'de bizim terasta buluşacaktık. Bizim terasta bar var. Orada takılacaktık, parti yapacaktık. Bar mı lan o? Ha? Hani spor aletiydi lan? Gülistan, Gülistan. Nereden icap etmiş de tutmuş, direkt sana getirmiş. Ben belki sana sürpriz yapacaktım, değil mi? Ya reis de sana zahmet olmasın diye düşünmüş, almış, hop getirmiş. Allah onun, Allah ondan razı olsun. Ne yapalım, demek öyle düşünmüş. Fındık kadar beyniyle. Canım, 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 yazık, yazık. Şegol eşeğin sıfası, aptal sarışın, gerizekalı morun. Gülistan, benim dükkanda bir 5 dakika işim var. Sen merak etme, şimdi geleceğim. Şimdi geleceğim. Çay güzel demliydi ama, değil mi? Deniz evde midir acaba ya? Niye? Yo, hani ben öyle belki seni merak etmiştir diye şey yaptım. Gel Nur hayatım, gel Rıza'ya ulaştım. Şu anda asansörde olabilir. Bak kaytaz böreği yaptık, tamam mı? Ailecek yeriz, bekliyorum. Tamam. Ha yoldasın zaten. E tamam, süper, bekliyoruz. Olur mu? O hissiyatını ifade edemediğinden güzel kardeşim benim ya, tabii. Yoksa akşam yatıyor Nur Hayat, sabah kalkıyor Nur Hayat. Akşam yatıyor Nur Hayat, sabah kalkıyor Nur Hayat tabii. Reis oğlum, kalabalık bir yerde misin? Bağırış çığırış ne diyorsun anlamıyorum ya. Tamam Rıza'yı gönderiyorum ben.
Kız oğlum neredesin sen? Bir acele dükkana gidiver. Reis acil dedi, yardım istiyor. Mal geldi herhalde. Hadi ya. Dükkana mı? Yürüyerek ya. Ne oldu? Yani tek başıma mı gideyim şimdi? Ya benim bıkırım ağrıyor bu halde. Ben mi gideyim? Hadi adam acil diyor, yardım istiyor ya. Vallahi Allah. Rıza'cığım. Nurhayat. İyi misin? İyiyim, iyiyim Nurhayat'cığım. Nurhayat beni bizim dükkanın oraya kadar götürsene ya. Ay götürürüm hayatım, hayırdır? Yok, öyle hani beraber yürüyelim diye. Anladım, anladım. O zaman hadi gel yürüyelim, hem de konuşmuş oluruz. Hadi.